Evet, yani bugün hakikaten Beşiktaş için bence çok önemli bir gün. Birincisi Serdal Adalı ile Fikret Orman'ın yolları ayrıldı. Serdal Adalı Beşiktaş'ın ikinci başkanı. Bugün Fikret Orman'la bir araya geldi. Daha sonra Anadolu Ajansı'na bir açıklama yaptı. Hatta o açıklamayı programa girmeden önce kendisiyle görüştük. Kendisi de aynı şekilde teyit etti. Fikret Orman'a şunu net bir şekilde ifade etti. Eğer tekrar aday olacaksan lütfen benim listemde düşün. Yani artık Fikret Orman aday olduğu dakikadan itibaren o yönetimde Serdal Adalı yok. Peki Serdal Adalı ne yapacak? O biraz soru işareti. Yani aday olacak mısınız sorusuna net bir şekilde evet adayım demiyor. Ama bütün göstergeler Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın da artık başkan adayı olabileceği yönünde. Zaten bu ayrılık onun göstergesi gibi gözüküyor, değil mi? Olmayabilir de. Neden olmayabilir? Onu da ifade edeyim. Fikret Orman devam kararı alırsa Serdal Adalı'nın karşısına çıkabileceği ihtimalini düşünmüyorum. Onun için söylüyorum. Yani çünkü Fikret Orman bugün bana Fikret Orman'ın iki görüşme yaptığı ifade edildi. Birincisini araştırdım, o görüşmenin gerçekleşmediğini anladım. İkincisini araştırdım, şu saatlerde o görüşme bitti. Fikret Orman ayrıldı. Ne karar aldığını şu saatte çözebilme şansım yok. Onu anlatacağım ama birincisinden başlayayım. Öncelikle Sayın Ethem Sancak'la bir araya geleceği ifade edildi Fikret Orman'ın. Hatta Ethem Sancak'a yönetime girmesi yolunda teklifte bulunacağı söylendi. Ama böyle bir görüşmenin gerçekleşmediği ifade edildi. Hemen arkasından bir bilgi geldi. Sayın Rahmi Koç Ethem Sancak'ı arıyor. Ve Fikret Bey'in tekrar göreve devam etmesi yönünde ikna edilmesini istiyor. Daha doğrusu rica ediyor, talep ediyor. Bunun üzerine Ethem Sancak henüz Fikret Orman'la görüşmediğini ifade edince Rahmi Koç'la Fikret Orman bugün görüşüp bir akşam yemeği için anlaşıyorlar. Bir akşam yemeğine beraber gittiler. Birlikte bir görüşme yaptılar. Bu görüşmenin sonucunu ancak yarın öğrenebiliriz. Bu görüşme şu açıdan çok önemli. Yani Fikret Biliyorsunuz Orman bu akşam Rahmi Rahmi Koç'la Koç'la bir bir araya araya geldi. geldi. Şimdi bu görüşmede Rahmi Koç'un benim önceden aldığım bilgiler için söylüyorum. Bu ne Fikret Orman tarafından teyit ettiğim ne Sayın Rahmi Koç tarafından teyit ettiğim bir bilgi değil. Ama benim öncesinde çevresinden edinebildiğim bilgilerde şu var. Sayın Rahmi Koç kesinlikle Fikret Orman'ın bırakmaması gerektiğini ifade ediyor. Düşüncesi bu yönde. Ama gelişmeler neyi gösterir, nereye kadar gider bilmiyorum. Bu görüşmenin önemi şurada. Şimdi biliyorsunuz uzun yıllardan bu yana Rahmi Koç Beşiktaş'a gerek maddi gerekse manevi desteğini hiç esirgemiyor. Bu anlamda Beşiktaş'ın içinde bulunduğu bir mali darboğaz var. Bu mali darboğazın aşılması için belki de gereken kolaylığı gösterebilecek. Bu anlamda belki de Fikret Orman'ı bu noktada elini rahatlatabilecek ve böyle ikna edebilecek. Bunu bilmiyorum. Bu sadece benim varsayımlarım, çıkarımlarım bu toplantıdan. Daha sonra belki de camianın ileri gelenleriyle birlikte bir farklı bir yönetim kurulu oluşturabilecek. O yönetim kuruluyla Fikret Orman'a devam ettiği ikna edebilecek. Şunu kabul ederim ki hani bu ülkenin en önde gelen isimlerinden biri Sayın Rahmi Koç. Onun bu noktada Fikret Orman tarafından olaya el koyulması Beşiktaş açısından ve Fikret Orman açısından belki de hayır denilemeyecek bir noktaya getirecek. Yani bu görüşme talebi Rahmi Koç'tan benim geldi. Bildiğim evet. Yani Rahmi Koç, Sayın Rahmi Koç Fikret Orman'ın bırakmamasını talep ediyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir talep kendisinden geldiğine göre herhalde bir oturalım bir konuşalım talebi de Rahmi Koç'tan geldi diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu ama tersi de olabilir. Belki de Fikret Orman talep etti bu görüşmenin üzerine bir araya gelmeyi. Şimdi bir akşam yemeğinde bir araya geldiler dedim. Bu akşam yemeğinden sonra gelişmeleri yarın göreceğiz hep beraber. Belki Sayın Fikret Orman, belki Sayın Rahmi Koç bir açıklama yapacaktır. Çünkü artık şunu bekliyorlar. Daha önce hatırlarsınız işte Beşiktaş'ta başkan adaylığı ile ilgili ismi geçenlerin tümü Fikret Orman'a karşı yarışa girmeyeceklerini ifade ettiler. Şimdi Fikret Orman yeni kongrede, yapılacak kongrede bir ay sonra ben tekrar başkan adayıyım derse ben pek çok ismin seçime girmeyeceğini düşünüyorum.